tabii obezite tabii biraz daha böyle çağımızın hastalığı diyebiliriz hocam. Evet. Tabii bu botoks, mide balonu bir tercih meselesi. Bazen de mide küçültme operasyonları gerçekleştiriyorsunuz. Peki siz hangisini önerirsiniz? Burada dediğim gibi asıl kriter vücut kitle endeksi. Evet. Vücut kitle endeksi eğer 35'in üzerindeyse, özellikle 35 ile 40 arasındaysa, hastanın yandaş hastalıkları, özellikle ailesel kaynaklı bir diyabet öyküsü varsa ya da body mass index dediğimiz vücut kitle endeksi 40'ın üzerindeyse, bu hastalara mutlaka mide küçültme ameliyatı dediğimiz sliplastektomi yöntemi tercih edilmeli. Eğer ki vücut kitle endeksi 35'in altındaysa, yani mide küçültme ameliyatı yapılabilecek grubun içerisinde değilse, o zaman hastaların diyetine yardımcı yöntem olarak botoks ve mide balonunu tercih etmek en uygundur. Tabii mide balonu, mide botoksu yapıldığı zaman da kilonun verilmesiyle de bazı hastalıkların da önüne geçilebilir. Tabii ki. Zaten buradaki asıl amacımız bu. Gerek mide botoksunda, mide balonunda olsun, gerek mide küçültme ameliyatlarında olsun, bizim amacımız hastanın ilerleyen yaşlarda kilosunun fazlalığından dolayı ortaya çıkabilecek şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp hastalıkları, çeşitli akciğer problemleri ve özellikle hastanın efor kapasitesinin, yani gündelik yaşamını rahat bir şekilde idame ettirebilmesini sağlayacak efor kapasitesinde uygun şartlara gelmesini sağlamak için bu işlemleri yapıyoruz ki hastanın geri kalan uzun yaşamını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilsin diye. Pandemi döneminde, korona günlerinde ne kadar pandemiyle savaştıysak kilolarımızla da savaştık. Ne yazık ki. Kilo almamak için elimizden geleni yaptık ama maalesef ki kilolar alındı. Şimdi de verilmesi için yöntemler aranıyor. Evet. Ve bunlardan en önemli yöntemlerden ve kolay yöntemlerden. Kolay uygulanabilir yöntem olması, risklerinin oluşabilecek yan etkilerinin çok düşük olmasından dolayı ve özellikle vücut kitle endeksi 35'in altındaysa mide botoksu ve mide balonu gerçekten kolay uygulanabilir ve hastaya da gerçekten fayda sağlayacak yöntemler.